Tayyar Şafak çeşitli kimselerle görüştü, bazı tespitler yaptı. Şimdi size bu görüntüleri sunuyoruz. Din deyince akla tarikatlar geliyor. Tabii aralarında farklılıklar var. Biz fikir verebilmek için bir örnek seçtik. Sayın Galip Hasan Kuşçuoğlu, siz Kadiri Tarikatı'nın şeyhisiniz. Evet. Aynı zamanda Rufai Tarikatı'nın da şeyhisiniz. Evet. Kadiri Tarikatı ne zamandan beri geliyor efendim? Ne zamandan beri devam ediyor? İşte Hicri 1200 miladi. Senesinde efendim zuhur etmiştir. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri ki Irak'ta bulunan Geylan kasabasında dünyaya gelmiştir. Efendim Seyyid'dir. Baba tarafından da ana tarafından da şeriftir. Yani peygamber sülalesi. Peygamber sülalesindendir. Efendim. Efendim Kadiri tarikatına ne zaman girdiniz? Benim soyumda ehli tarik kişiler fazladır, mevcuttur. Hatta amcam Mevlevi ve Nakşi şeyhiydi. Hacı Bekir derlerdi. Efendim, babam annem dervişti. Yani buna ta çocukluktan beri içerisindeyim. Nasıl şeyh oldunuz? 50 senelerinde müntesip oldum şeyhime. Evet. Efendim. Bu da ayrı bir konudur yani tertib-i ilahi. 50 senesinde, 56 senesinde şeyh oldum. Sizin ayinleriniz de var. Bunları anlatır mısınız? Ayin Allah'ı zikretmektir. Zaten Kur'an-ı Zimşan'ın umumi yerleri beni zikredin diye buyurur. Zikren kesira buyurur. İlla Allah! Efendim zikrin zikri celi vardır, zikri hafi vardır. Yani açıktan zikir vardır, bir de gizli zikir vardır. Zikir lisanen, kalben, halen. Şimdi üçü birleştiği zaman hakiki zikrullah'tır. Yalnız kişi kelimelerle böyle ifade etmesi de bir şey ifade eder ama Allah'ın emri bu kadar değil. Demek ki insan Allah'ı zikredecek ama yaşantısı da ona uygun olacak. Düşünceleri de ona uygun olacak. Bir de Burhan olayı var. Nedir bu Burhan olayı? Burhan kanıtlamak manasındadır. Lugat manası. Neyi kanıtlamak? Allah'ın varlığını kanıtlamak. Yani fiziğe karşı bir metafizik. Hangi okulu bitirdiniz? Ortaokulun ikisinden ayrıldım ama hayatım tetabbuyla geçti. Çok okurum ben. Geniş bir kütüphanem vardır. Efendim. Okumadan duramam şahsen. Yani ilim neredeyse ben oradayım. Sonra teknolojinin hayranıyım. Teknolojiye karşı. Şöyle diyeyim, ilkokuldayken dahi memleketimizde elektrik yoktu. Ben laklanşa pillerinden batarya yapmış, karilomun başında lambalar yakıyordum. Şimdi, sonra askerlikte muhabere çavuşuydum. Hem birincilikle bitirdim muhabereciliği. Yani meraklıyımdır, ilme karşı çok merakım vardır. Yeter diye bir şey tanımıyorum ben. Mesleğiniz ne efendim? Mesleğim mobilyacıyım. Mobilyacıyım. 73 yaşındayım. İşte market işletiyoruz. Her gün işimin başındayım ben. Çalışırım. Tarikatınızın bazı sosyal çalışmaları da var. Neler yapıyorsunuz? Mahallemiz fakir mahalledir. Hüseyin Gazi. Evet. Ekin Mahallesi. Camimiz oradadır. Camimizi yaptık. Çok geniş bir camidir. Ramazan'a girmeden bir hafta evvel fakir fukaraya un ve yağ dağıtırız. Yine bu da birbirimizin imece usulüyle ortaklaşa yaptığımız şey ve talebelere bugün nasıl kuruluş olursa olsun bize müracaat ettikleri zaman biz onlara her sene yardımda bulunuruz ve yardımlar yaparız.
Demokrasi konusunda ne düşünüyorsunuz? Demokrasi güzel bir idare tarzıdır bugün zamanımızda, geçerlidir. Çünkü demokrasi olmayan devletler hepsinin harap olduğunu görüyoruz. İstişare bizim dinimizde sünnettir. Bir kişinin idare tarzı başka, birbirine tenkit ederek bir toplumun idare tarzı başka tabii. Bunlar küçümsenecek bir mevzu değil. Ama bizim zakonumuza uydu uymadı, ayrı bir dava bu. İnşallah uyacak. Sonra Cumhuriyet'in anlamı da zaten bu. Şimdi Cumhuriyet idaresi Cumhur'un kendi kendine idare tarzıdır ki İslam'a en uygun idare tarzıdır. Mesela ne istibdat, ne mutlakiyet, ne meşrutiyet, bunlar da bir idare tarzıdır ama en güzeli, İslam'a en yakın olanı Cumhuriyet idaresidir. Maşallah, yaşınıza göre çok dinç görünüyorsunuz. Bunu neye borçlusunuz? Spora çok ilgim vardı. Memleketimizin Çolum Spor'un formasını giydim. Bu 30-40 aralarında. Futbol oynuyorum. Sonra atletizmde söz sahibiyim diyebilirim. Voleybolda eskiden kapak çivi falan derdik biz. Güzel smaç dedikler evet. Şimdi. Onu güzel atardım böyle. Kurtuluşu imkansızdı. Boyum 1.82. Bilmem şimdi küçüldüğümü. Bu uzun boyluluğumun da ayrıca etkisi vardı. Yüksek atlardım. İyi koşardım. Sonra askerde keskin nişancıydım. İşte diplomam zaten burada taşıyorum.